Şu 1-2 günlük süre içerisinde tabii ki öncelikle şunu belirttim. Urfa maçı deplasmana gittik ve maçı kazandık, döndük. Sahaya geldik. Sahayı görünce tabii bütün takımımızla dahil olmak üzere herkes şokta. Yani sahamızın yarısından fazlasına kadar hatta iş makinaları girilmiş, temel açılmış. Şimdi burada bu olayın başına geldiğimiz zaman başkanımızla da görüştüm, belediye başkanımızla da görüşme yaptım. Olay şu. Şimdi oraya Gençlik Geliştirme Merkezi adı altında bir bina yapılmak isteniyor. Şimdi bir de işin üzücü tarafı şu, oraya bir bina yapacaksınız. Elimizdeki tek antrenman sahasının yarısına kadar işgal ediyorsunuz. Bu bir işgaldir bana göre. Neden işgaldir? Çünkü Fethiye Spor Takımı zor durumda. Fethiye Spor Takımı Muğla ilini futbol anlamında en yüksek mercide temsil eden bir takım. PDT 1. Ligi'nde oynuyoruz. Aynı zamanda o Sayın Başkan, pardon müdür, Muğla İl Spor Müdürünü de temsil ediyoruz biz. Fethiye Spor olarak. Yani 2,5 ay beklenip de bize yeni bir antrenman sahası tahsis edilip de böyle bir şeye, böyle bir inşaata başlayamaz mı? Tabii ki bu düşündürücü. Lig devamı derken sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Bu sürecin içerisinden de en kısa sürede çıkma düşüncesi içerisindeyiz. Bunu da sağ olsun futbolcularımız tüm çabalarıyla bunu da yapıyorlar zaten. Ancak şu andan itibaren mesela biz geldiğimiz günden beri yapmamız gereken bazı antrenmanları taktiksel anlamda maalesef yapamıyoruz. Bir diğer taraftan da stadımızı kullanıyoruz. Stadımızı bu şekilde, yoğun bir şekilde kullandığımız takdirde stadımız zemininde problem olacak. Bu tabii ki doğal olarak zeminin problemli bir hale gelmesi maçlarda da bizi sıkıntıya sokacaktır. Onun için yani stadımızı da çok fazla kullanma şansımız yok. Haftada bir ya da iki sefer girebiliriz. Yoksa zemin. İspor müdürlerinin görevi yeni takımlara antrenman sahaları tanzim etmektir. Ama Sayın Bekir Çeker bırakın tanzim etmeyi, elimizdeki tek antrenman sahasını kaldı ki bir de altyapıda burada antrenman yapıyor. Yani altyapıda ki futbolcularımız da burada antrenman yapıyor. Yani bu bölgede 3-4 tane antrenman sahası gezdim. Hani acaba birisinden faydalanabilir miyiz diye. Maalesef o 3-4 tane antrenman sahası. Dediğim gibi hiçbirisinden antrenman yapma şansımız yok. Zeminler çok kötü.